Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir trileçe tarifiyle karşınızdayım. Ben önce malzemeleri ayarlayayım. Şimdi burada 7 tane yumurtamı ayıracağım. Akını beyazını ayrı ayrı kaplara koyup iyice köpürtene kadar çırpacağım. Bismillah deyip başlayalım. Evet arkadaşlar, yumurtamızın biri böyle gördüğünüz gibi çift sarılı çıktı. Maşallah diyelim, onu da buraya ekliyorum. Şimdi buraya yumurtamın akını aldım. Bu kaseme de sarısını aldım. Bunları iyice köpürteceğim. Şöyle küçücük bir fiskede tuz ekliyorum arkadaşlar yumurtanın akını. İyice tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde çırpın. Ben şimdi yumurta akını yavaş yavaş sarısına katıyorum. Gördüğünüz gibi tıraş köpüğü kıvamından da biraz daha koyu. Köpüğünü söndürmeden bu şekilde 2-3 seferde katın. Eğer yumurtalarınız küçükse 7 yumurta yerine 9 tane katabilirsiniz. Yani 9 yumurtanın akını, 9 yumurtanın da sarısını. Ama yok, büyük yumurtaysa da hiç gerek yok. 7 yumurta yeterli. Bir paket ben burada kabartma tozu ekliyorum. Bir paket de vanilyamı ekledim. Burada gördüğünüz gibi bir su bardağı unum var. Ben bunu şimdi 3 seferde aşamalı olarak ekleyeceğim. Fazla hızlı karıştırmayın. Kendiliğinden zaten içindeki un topakları açılacaktır. Şimdi son aşamayı da ekledim. En kısa zamanda 1000 aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Abonelerimi çoğaltırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Buna ihtiyacım var. Evet, gördüğünüz gibi hala altta unlar çıkıyor.
alt üst edin sürekli böyle. Tepsimizi böyle hafif yağlayalım. Kekimiz zaten olduğu yerde kabarıyor. Küçük dokunuşlarla tepsimize dizelim. Evet. Şimdi kekimizi 175 derece önceden ısıttığımız fırında 20 dakika hiç kapağını açmadan pişirelim. Kekimiz pişti. Ben şimdi şöyle bir kontrol edeceğim. Her tarafı aynı pişmiş mi diye. Evet. Kekimiz gördüğünüz gibi bıçak tertemiz çıktı. Kekimizi bir kenara alıp soğumaya bırakıyorum ben şimdi. Buraya tenceremi aldım. Yarım bardak şekerimi buraya ekliyorum. Beş bardak sütümü buraya ekleyeceğim ben şimdi. Bir paket 5 bardak geldi zaten. Kalmasın diye dibindekini de aktardım. Şu şekilde kremam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açıp ekleyeceğim. Bu şekilde kaynatacağım bunu. Gördüğünüz gibi ben 5 su bardağı sütle 1 paket kremayı, yarım su bardağı da şekeri ekledim buraya, kaynattım. Kremanın sadece şişesi böyle değişik olabilir ama sonuçta aynı paketteki kremanın aynısı. İçeriği aynı zaten. Hiç değişen bir şey yok. Bunu da kafanız karışmasın diye bu açıklama yapmaya gereği duydum. Şimdi kekimiz ılıyacak. Bunu da buradan biraz soğutacağım. Ondan sonra kekimizin üstüne bunu dökeceğim. Kekimizle kekimizin şerbetini pişirdim. Şimdi kekimizi soğuttum. Üzerine şerbetimizi bu şekilde döküyorum. Şerbetini eklerken hiç tereddüt etmeyin sütlü şerbetini. O çekecektir. Zaten sütlü bir tatlı olduğu için yoğun bir süt olacak içinde, tadında. Gördüğünüz gibi baloncuklar oluşuyor. Şuralardan çekiyor sütünü. Çektikçe bunu böyle bu şekilde ekleyin. Ben şimdi diğer aşamasına geçeyim. Şimdi kekimizin üzerine karameli yapıyoruz. Bir su bardağı gördüğünüz gibi şekeri ben tavama böyle ilave ediyorum. Ve hiç karıştırmayacağım. Kesinlikle kaşık değmeyecek buna. Kendiliğinden eriyecek. Arada bir tavamı sallayacağım.
Gördüğünüz gibi şekerimiz karamelize oluyor. Kesinlikle karıştırmıyoruz. Arada böyle sallıyoruz. Yanık gibi görülüyor ama yanmamış. Hiç o yüzden endişe etmeyin. Ben buna şimdi tereyağını ekleyeceğim. Çok güzel bir renk aldı şu şekilde. Ben şimdi bir yemek kaşığı tereyağını buraya ekliyorum. Ve bir paket krema aşamada kaşık kullanabilirsiniz. Hemen ocağımı kapatıp iyice çırpıyorum bunu. Etapta tereyağını koyduktan sonra kremayı döküyoruz. O aşamada hafif bir topaklanma gibi görülebilir içinde. Onun için endişe etmeyiniz. Şeker topaklanmış gibi ya da kesilmiş gibi, sertleşmiş gibi görünür. Hemen ocağınızın altını kapatın. Bu şekilde iyice karıştırmaya devam edin. Tereyağı koymamızdaki amaç şekerimizi yumuşatıyor. Krema koymamızdaki amaç da onun topaklanmasını engelliyor. Daha böyle akışkan, güzel bir kıvam alıyor. Yoksa şekerimiz kesilir. Sert bir hal alır. Onu da trileçemizde kullanamayız. Güzel olmaz ama kremayla tereyağı güzel bir akışkanlık veriyor karamelimize. Evet, bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi krem şantiyle sütümüzü ayrı bir kapta çırpayım. Onu da size göstereceğim. Gördüğünüz gibi üzerine eklediğim süt şerbetini bayağı çekti. Bu şekilde bıçakla küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Ya da çatalla ya da kürdanla, o size kalmış. Kenarlarından şöyle alta geçmesini sağlayabilirsiniz sütünüzün. Dediğim gibi sütlü bir tatlı olacağı için sütü yoğun olacak. Zaten sütümüzün tamamını çekecek burası. Şimdi buraya bir yarım su bardağı bu şekilde sütümü ilave ediyorum. İki pakete krem şanti bu şekilde ekleyeceğim. Evet, şimdi kekimizi kontrol ediyoruz. Kekimiz soğumuşsa krem şantimizi üzerine süreceğiz.
Yalnız şu şekilde önce de biraz ayıracağız üstüne dekor yapmak için. Evet, şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı tepeleme. Krem şantimizi şimdi buraya eşit bir şekilde tamamını süreceğiz. Eğer kekinizin üzerine döktüğünüz sütlü şerbet fazla geldiyse onu kekinizin üzerinden süzüp alabilirsiniz. Hiç endişe etmenize gerek yok. Zaten çektiği kadarını çekecek, bol bol sütlü bir tatlı olacak. Ama o üzerindeki fazla gelirse onu alın, krem şantinizi o zaman daha rahat sürebilirsiniz. Onu hiç sıkıntı etmeyin. Evet, tamamen şimdi kekimin üzerine her tarafını kapattım ben. Karamelimiz soğuk olacak, krem şantimizi eritmesin diye bu aşamada. Onun biraz soğumasını bekleyeceğim. Tamamen her yerini kapattım. Şimdi üzerine karameli soğuttuktan sonra döküp onu da eşit bir şekilde süreceğim. Bir anda dökmeyin arkadaşlar. Çünkü sürerken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle gezdirerek küçük dokunuşlarla düzelteceğiniz için alttaki krema, krem şanti erimesin diye, karışmasın diye bir de birbirine böyle küçük küçük dökün üzerine. Bir anda bocalamayın. Ben karamelin tamamını döktüm. Açık olan yerler şöyle küçük dokunuşlarla kapatacağım. Çok güzel bir tarif oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, karamelimizi de döktük arkadaşlar bu şekilde. Ben 3 yemek kaşığı dolusu krem şanti ayırmıştım. Şimdi o krem şantiye biraz süt katıp inceltip üzerindeki şeklini yapacağım. Şu şekilde krem şantim vardı benim. İçine biraz kontrollü bir şekilde süt ilave edelim. Bunu iyice karıştırayım ben. Bir yemek kaşığı kadar süt ekledim. Bir yarım yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Biraz akışkan olsun ki çizgileri güzel belirgin çıksın. Bugün krem şanti torbam biraz zikzaklı çiziyor. Neden olduğunu da anlayamadım. Dikkat edeceğim ama şimdi. El titremesinden oluyor galiba. O da benim kollarımda sıkıntı olduğu için bunu yaşadım. Şimdiye kadar hiç dikkat etmemiştim. Zikzak çıkınca onun farkında oldum. Zaten kendimiz tüketeceğimiz bir tatlı olduğu için zikzak olması da çok önemli değil. Şimdi bir kürdan yardımıyla
trileçemize şekil verelim. Evet arkadaşlar, çocuklarınızın ince el kaslarını, küçük el kaslarını geliştirin. Bizlerde gelişmediği için ben şimdi bunun sıkıntısını yaşıyorum. Gördüğünüz gibi ellerde titreme oluyor. İstediğiniz aralıklarla kürdanla şekil verebilirsiniz. Şimdi tepsimi bu tarafa çevirdim. Normalde öbür şu kısmı öbür taraftaydı. Ben o tarafı bu tarafa çevirdim. Şimdi diğer tarafına gidiyoruz. Şekil vermek zorunda değilsiniz. Sadece karameli döktükten sonra da kare kare kesebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben şimdi şöyle kesip bir dilimini servis yapacağım. Kesene kadar da bıçağınızı kaldırmayın. Çünkü şekilleri biraz bozuk çıkabilir. Trileçemiz hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.